Kamerayı sildikten sonra buradan bunu kaldırıyorum. Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu seferki videomuzda cihazlara kamera koruması nasıl yapılır onu göstereceğim ve bu kamera korumalarını nereden temin edebilirsiniz onlarla ilgili bilgi vereceğim. Videoda kesinlikle sponsor yoktur arkadaşlar. Soranlar çok fazla oluyor. Bu telefonların kamerası çizilir mi çizilmez mi? Bunun gibi sorular çok geliyor. Hem bunların aklındaki soru işaretini almak olsun hem de video olarak görmüş olursunuz diye kısaca videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Bu ürünleri internet üzerinden de bulabilirsiniz Türkiye pazarı. Genellikle yurt dışı üzerinden AliExpress, Banggood tarzı sitelerden bakıp bulabilirsiniz. Burada birkaç farklı modelim var arkadaşlar. Hemen onlardan bahsedeceğim size. Çok fazla uzun tutmayıp kısaca bitireceğim. Öncelikle şöyle ince pakette gelen arkadaşlar. Bunlar mesela ne var elimizde? Note 8, Note 7, Mi 9, Mi 9 SE ikisinin aynısı oluyor. Yine Note 7, Note 7 Pro lensleri var elimizde. Bunlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Hemen bir tanesini açıp bakalım. Buradan açıyorum. Bunların içerisinden bir tane toz alma etiketi çıkıyor. Bir tane silme bezi çıkıyor ve ürünün kendisi çıkıyor arkadaşlar. Bütün ürünlerde aynı bu şekilde plaka gibi bir şey karşımıza çıkıyor. Hangisini açarsak açalım böyle siyah bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bu sadece lens olan. Bir de bunların koruma olanı var. Şu şekilde lensle beraber hem koruma camı hem de lens, yani ikisi beraber var. Şöyle biraz yandan göstereyim. Diğer karşıdaki kutularda da ayrı ayrı, onu da anlatacağım. İlk önce bu üründen başlayalım. Bu gördüğünüz ürün arkadaşlar şöyle bir siyah plaka çıkıyor. Biraz yakınlaştıralım kameraya yakınlaşırsa. Plakanın ortasında kameraya yapıştıracağımız şey var arkadaşlar. Bunu ilk önce buradan soyuyorsunuz. Bunu soyduktan sonra gördüğünüz gibi şurada bir tane yapıştıracağımız şey çıkıyor. Bunu böyle hafiften yukarı kaldırdığımızda bunu buradan alıp kameraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bu film nano cam gibi bir şey arkadaşlar. Cihazın görüntü kalitesine etki etmiyor. Cihazın kamerasını çizilmelere karşı koruyor. Mesela ne var? Note 8 Pro var. Note 8 Pro'nun üzerine buradan bu camı kaldırıp direkt bunun üzerine yapıştıracağız. Yani telefonun önüne taktığımız camın başka bir versiyonu. Kolay kolay çizilmiyor. Tabii ki normal kameranız kadar dayanıklı olmayacak. Belli bir süre sonra bunu değiştirmeniz gerekiyor. Yani telefonunuzu çok fazla yere koyuyorsanız, masanın üstüne değiyorsa cihazınız, illaki belli bir zaman sonra bu yıpranacaktır. Bu yıpranan şeyi değiştirmeniz gerekiyor. Bu setin içine gelenler bu şekilde arkadaşlar. Yine aynı bu paketin içinde gelen de aynı şekilde. Hepsinden, yani paket önemli değil, marka önemli değil. Hepsinden aynı şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu da şeffaf bir cam. Yani bunu soyuyorsunuz. Bunu soyduktan sonra kameranın üstüne yapıştırıyorsunuz. Basit, düzgünce temizleyip tek elinizle şöyle kaldırıp kameranın üzerine koyduğunuzda işlem tamamlanmış oluyor. Özel kesilmiş kamera koruma lensleri. Bunlar yansıma yapmaz arkadaşlar. Oldu da kameranın içine toz kaldı. Siz bunu çıkartamıyorsunuz. Toz etiketiyle de olmuyor. O da çok önemli değil. Kameralar zaten toz zerreciklerini çok görmez. Lens bunu fark etmez bile. Eğer çok ufak tefek toz kalırsa onu da önemsemeyin. Şunu merak edenler var. Gibi bu lens şeklinde mavi bandı kaldırıp direkt kamera koruma camının üstüne oturtturuyoruz. Bunda herhangi bir kayma veya yamuk yapıştırma ihtimaliniz pek yok. Zaten çerçeve olduğu için bunlar çerçeveli olarak satılıyor. Direkt yapıştırabiliyorsunuz. Eğer kameram zarar görecek, kamera korumalı kılıf yok diyorsanız böyle şeylerden alabilirsiniz. Bizim uygulayacağımız olan Note 8 Pro arkadaşlar. Note 8 Pro'nun kabını açıyorum. Gördüğünüz gibi bunun içinden de bir tane temizleme bezi, bir tane toz alma. Yine deminkisinin lens hali olan plaka çıkıyor arkadaşlar. Bir de ekstradan bir lens çıkıyor. Yani lens dediğimiz bu şey aslında boş bu. Bunda herhangi bir şey yok. Bu sadece kameraya ekstra bir yükselti sağlasın, cama değmesin diye kullanacağınız bir şey. İsterseniz bunu ayrı da takabilirsiniz. İsterseniz bu plakayla beraber de takabilirsiniz. Bunun dezavantajını söyleyeyim arkadaşlar. Bunun yapışkanları çok kuvvetli olmuyor. Buna ekstradan B7000 tarzı denen yapışkanlar var. İnce bir şekilde sürerseniz kameranın üstüne yapıştırdığınızda daha sağlam tutacaktır. Cebe çok fazla sokup çıkartıyorsanız takılma olasılığı da var. Gelin beraber uygulamasına geçelim. Nasıl oluyor? Beraber bakalım. Uygulamaya geçmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kamera lensini kıran arkadaşlar var. Darbe oluyor. Kırıyorlar. Böyle ekstra lensler satılıyor. Cam plaka şeklinde. Böyle bir tane yapışkan olur. Tabii siz bu yapışkana yine güvenmeyin. Yine B7000 almanızı tavsiye ediyorum. Bunlar çok sağlıklı tutmuyor. De böyle lens oluyor arkadaşlar. Lensin de yazılı bölümü
bölümü alta gelecek şekilde yerleştirip soyup yapışkanı yapıştırdıktan sonra kamerasını iyice temizledikten sonra yapıştırıyoruz. Bir daha çıkma gibi bir şansı olmaz. Zaten oranın bir yuvası olduğu için kolay kolay üzerine çıkmayacaktır. Lens alıp kendiniz de yapıştırabilirsiniz. Tabi bunlar böyle 1-2 liralık şeyler değil arkadaşlar. Bunlar lens olduğu için ve zor bulunduğu için 25'ten başlayıp 80 liraya kadar bulunabilirliğine göre değişir. Tabi bunu yurt dışı üzerine sipariş ederseniz oradan 1 dolar 2 dolar civarı fiyatlara alabilmeniz mümkün. Yalnız lensleri 5-6 dolardan aşağı alamazsınız. Şimdi gelin beraber uygulamaya geçelim. Cihazımızın ekranı çizilmesin diye altına bir bez koyabilirsiniz arkadaşlar. Hem masada kaymaz hem daha rahat olur. Kamera lens kısmını iyice temiz bir şekilde temizliyoruz arkadaşlar. Bunu temizledikten sonra tabi ortamın tozsuz olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Paketimizden nano koruyucu lensimizi çıkartıyoruz. Şunu da örnek olarak göstereyim. Bunu da içinden bunu çıkartacağız arkadaşlar. Biraz zor çıkabilir. İlk önce lensimizi yapıştıralım. Küçük paketlerle iyice kamerayı siliyoruz arkadaşlar. Kamerayı sildikten sonra buradan bunu kaldırıyorum. Kaldırdıktan sonra şu şekilde bir kenarından doğru kastırıyorum arkadaşlar. Bir kenarından kastırdıktan sonra parmağımla çekip alıyorum. Bunun yapışkanı tarafını çeviriyoruz. Bunun yapışkanı tarafını çevirdikten sonra kameranın üstüne doğru, tabii şu anda bulunduğum ortam biraz tozlu, şu şekilde koyuyorum. Daha sonra parmağımızla havasını alıyoruz bunun arkadaşlar. İşlem bu şekilde. Yakından bakalım. Tabi ufak tefek hava boşlukları olabiliyor. Onları alırsınız. Ne kadar baskı uygularsanız o kadar çok güzel yapışacaktır. Kamerada herhangi bir değişen bir şey yok. Nano cam uyguladıktan sonra bir de bu normal yapıştırma uygulaması var. Evet, söktük. Yapışkanı soyuldu arkadaşlar. Hemen şunun üzerine koyuyoruz. Direkt böyle bandırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kamera koruma camımızda yapışmış oldu. Yükseltisinde biraz fark edebiliyorsunuz. Biraz kameradan yüksek. Herhangi bir parmak izine veya kameraya engel bir şey yok. Hem nano camımız kameraya yapışık hem de normal lens olarak kasalı kamera koruma lens kasası da cama yapışmış oldu. Sesinden de anlayabiliyorsunuz. Herhangi bir kameranın yere değme olasılığı olmuyor. Şık bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunların renkleri var arkadaşlar. Mavisi var bunların. İşte yeşil var, beyaz var. Telefonun rengine göre üretmişler. Hangisini kullanmak isterseniz onunla eşlenik olarak kullanabiliyorsunuz. Gerçi cihazların kamerası komple siyah ama farklı renk varyasyonunda kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel. Kullanması hoş. Kameranıza değer veriyorsanız, çizilmemesini istiyorsanız arkadaşlar kamera koruma lensinden kullanabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.